Uygun fiyatı, Türkçe kütüphanesi ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken yeni Arduino GSM Shield ile ev otomasyonu projesi yapacağım. Kodları ve şemayı da her zamanki gibi sizlerle paylaşacağım. Hemen başlıyoruz. Ürünleri açarak başlayalım hemen. Proje yapacağımız kart bu. Bu arada ürünleri GSM IOT Üretim diye bir ekipten aldım. Bir süredir kullanıyorum bu kartları. Gayet memnunum. Güzel özellikleri var. Şimdi o özellikleri beraber inceleyelim. Öncelikle bu kartla bu kartın aynı kart olduğunu söyleyeyim. Renkleri farklı ama bu kutusuz gelecek. Bu kutuyla geliyor. Bu da bunların küçük hali. Anteni farklı. Diğer geri kalan neredeyse devrelerin tamamı aynı diyebilirim. Kırmızı kart için konuşacağız. Kırmızı kart için konuştuğumuz her şey mavi kart için de geçerli. Çoğu şey bunun için de geçerli. Biz şimdi diğerlerini kenara ayırdıktan sonra bu kartla yakından devam edelim. Diğer ürün incelemeleri de yaptığım gibi bu ürün için de indirim talep ettim. Arduino Haber 50 TL yazan herkese 50 liralık indirim uygulayacak ki bu da bu GSM Shield'ın fiyatını oldukça düşürüyor. İndirimden faydalanmak için kartı satın alırken satıcıya Arduino Haber 50 TL yazıp daha sonra hangi kartı istediğinizi söylemeniz yeterli. Hemen kartın özelliklerine başlayalım. Üzerinde güçlü bir voltaj regülatörü var. Bu kartın stabil çalışması için çok önemli. Elektrikten bahsetmişken burada bir switch var. Arduino yazıyor. Yanında da external yazıyor, yani external. Yani hem harici besleme hem de Arduino'dan çalışabiliyor. Bir de şuraya baktığımız zaman burada da 4 volt ve GND yazıyor. 4 volt dediği şey lityum polimer ve lityum iyon pillerin girişi. Yani 3 farklı şekilde beslenebiliyor bu kart. Diğer shield'ların aksine, diğer shield'lar hep buradan çalışıyor. Çoğu shield, hepsini demeyelim. Harici besleme ile çalışıyor. Bu Arduino'dan da çalışıyor. Yani harici besleme gerek olmadan da çalışıyor. Lityum iyon ya da lityum polimer bir tane pili bağladığımız zaman da çalışıyor. Bu gerçekten bize büyük rahatlık sağlıyor. Adaptör maliyetinden de kurtarmış oluyor bizi. Diğer özelliklere bakacak olursak burada bir tane şarjlı pil var. Bu da saat bilgisini tutmak için kullanabiliriz. Yine çoğu GSM Shield'de olmayan özelliklerden bir tanesi. Şuna gelelim. Burada bir USB girişi var. Bu USB girişi sadece bu çipin içindeki bazı ayarları değiştirmek için kullanılıyor. Ben hiçbir zaman ihtiyaç duymadım buna. Zaten AT komutlarıyla da çoğu şeyi değiştirebiliyoruz. Bence bunu yapanlar fazladan yapmış. Gerekli bir özellik değil. Micro SIM kartla çalışıyor. Yani nano SIM kart değil, en küçük değil. Onun bir büyüğüyle, en büyük de değil. Daha sonra bu Shield'daki yine güzel özelliklerden bir tanesi 4 pinli kulaklıklarla çalışabiliyor. Yani konuşma yapabiliyoruz. Hem mikrofonu hem de hoparlöründen faydalanabiliyoruz buraya takarak. Burada fazladan bazı pinler var. Örnek veriyorum, arama geldiği zaman sinyal gönderen bir pin var. Onlar buralarda. İsteyenler bunları da kullanabilir ama ben yine çoğu zaman bunları kullanmıyorum. Çünkü AT komutlarıyla arama geldiği zaman zaten bilgi alabiliyoruz. Yine güzel başka bir özellikten bahsedeyim. Buradaki jumperlar software serial mı, hardware serial mı kullanmak istediğimizi bize seçme şansı veriyor. Yani normalde bunun 7 ve 8. pinleri software serial kütüphanesiyle çalışıyor ki bizim yaptığımız örnekte de öyle olacak. Bazen bazı kullanıcılar hardware serial'la da kullanmak isteyebiliyor. O zaman bu jumperları söküp bir yana takıyoruz. Öyle oluyor. Başka yine farklı bir özelliğe gelecek olursak, buradaki pinler de bunları değil de, yani bu pinleri değil de buraya kablo takarak bir şekilde çalıştırmak istediğimiz zaman işimize yarıyor. Bu mesela Arduino Mega kullandığımızda, hemen getireyim. Arduino Mega'yı buraya taktığımızda şuradaki pinleri dolduruyor. Ama bizim hardware serial pinlerimiz Arduino Mega'da buradaki pinler. Dolayısıyla bu kabloları direkt buraya taktığımız zaman Arduino Mega ile de çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Arduino Mega değil. Örnek veriyorum. Bakalım şuradaki kartlarımızdan. M
Mesela Maple Mini kartı var elimde, o denk geldi. Maple Mini kartıyla kullanmak istediğim zaman yine buradaki pinlere bağlayıp kullanabiliyoruz. Tabi bu sefer buradaki jumperları sökmemiz, tamamen sökmemiz lazım. Yana değil, almamız lazım değil, tamamen sökmemiz gerekiyor. Bu da güzel bir özellik. Kartın IMEI kaydı var. Bu sayede Türkiye'de kapanma sıkıntısı olmadan kullanabiliyoruz. 4 bant desteği sayesinde Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve Türk Telekom'un diğer yan firmaları, işte Bimsel, PTT'sel, POSEL gibi diğer tüm operatörlerle çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok. DTMF desteği var. SIM.com, AT komutlarıyla uyumlu çalışıyor. Harici gücü söylemeyi unuttum. 6-12 volt arası çalışıyor. 9 volt tercihiniz olmalı. 9 volt iyidir. Diğer bir özellikten bahsedecek olursak, düşük güç tüketimi var. Düşük güç tüketimi modunu aldığımızda 0.7 mA akım çekiyor ki bu gayet az bir akım GSM'e göre. Benim sevdiğim diğer güzel özelliklerden bir tanesi de yine burada 5 volt ve 3.3 volt seçeneği var. Şuradaki direnci lehimini söküp buraya takarsak bu kart 3.3 volt uyumlu bir kart olmuş oluyor. Dolayısıyla 3.3 voltluk kartlarla da kullanabiliyoruz. Örnek veriyorum, Arduino Due gibi kartlarla da kullanabiliyoruz. Yine Bluetooth 3.0 desteği var kartın. Bunun için şuraya bir, şu antenin aynısından lehimlemek gerekiyor. Yani böyle bir ihtiyacı olan varsa, ben ille de bu kartın Bluetooth özelliğini de kullanacağım diyen varsa, bunu satan kişiye söyleyebilir. O satan kişi bunu lehimleyip yanında da bir anten verebilir size. Bu şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. Ama Bluetooth genellikle kullanılmıyor bunlarda. Bu çipler aynı zamanda telefonlarda da kullandığı için, telefonların çoğunda da Bluetooth olduğu için bu çipleri üreten firmalar Bluetooth özelliği de ekliyor. Genellikle de dediğim gibi kullanan olmuyor. Başka farklı bir şey söyleyelim burada. Çoğu GSM kartında olmayan. Şurada bir tane entegre var. Bu entegre sim kartı koruma entegresi. Sim kartı koruma entegresi önemli, yani sim karta zarar gelmesini önleyebiliyor. Bu entegre olmadan da birçok kart aslında sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor ama bu kart üretenler biraz detaylı kafa yormuşlar bu işe. Başka mesela, yine buna gelmişken, buradaki mesela birçok komponent, dirençler, kapasitörler de sesin kaliteli bir şekilde, parazitsiz bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Yine burada bazı incelemeler yaptığımda bildiğim kadarıyla işte anten devresi vesaire de gayet güzel tasarlanmış. Sorunsuzca kullanılabilecek bir kart. Ben dediğim gibi bir sürü proje yaptım. Kendi kullandığım sistemler var. Onlarda da uzun süredir test ediyorum. Gayet memnunum. Bir sıkıntısını görmedim. Son olarak antenine gelelim. PCB anten geliyor yanında. Burada burayı söktüğümüz zaman bunu yapıştırabiliyoruz. Ben genellikle bunu şuraya bir yere yapıştırıyorum bu şekilde. Öyle kullanıyorum. Gayet güzel çekiyor. Zaman zaman şu tip antenlere ihtiyacımız olduğunda da bunu direkt bağlayabiliyoruz buraya. Yine satıcıyla görüştüğünüz zaman böyle bir anten ihtiyacınız varsa, şurada bu tip antenleri bağlamak için bir ara parça var. Bu kabloyu aldığımız zaman istediğimiz anteni de bağlayabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Mesela bodrum katında ya da AVM otoparkı gibi bir yerde çalışıyorsanız diyelim, orada telefon çekmiyorsa, telefonu çekmediği yerde tabii ki bu GSM kartı da çekmeyecektir. O zaman ne yapmak lazım? Pencere yanına şöyle bir anten koyup bunu da karta takıp kullanabiliriz. Bu tip parçaları da yine satıcıyla görüşüp temin edebilirsiniz. GSM modülü gibi işte, ya da röleler vesaireler de var ellerinde. Projemizde ilk önce kütüphaneyi inceleyeceğiz. Kütüphanede zaten 3 tane örnek var. Kütüphaneyi bu arada ben yazdım. Detaylı bilgi almak isteyenler gönül rahatlığıyla soru sorabilirler. Yorumlarda soru sorabilirsiniz. WhatsApp danışma hattıma mesaj atarak soru sorabilirsiniz. Hakim olduğum bir kart. Her konuda destek vermeye hazırım. Diğer konularda destek verdiğim gibi bu kartta da yine destek verebilirim. Arkadaşlar, şimdi kütüphaneye göz atalım. Kütüphane yüklemeyi bilmeyenler internetten araştırabilir ya da yorumlar kısmından bana yazarlarsa ben onlara tarif ederim. Kütüphanemizin ismi Arduino Haber GSM. Bunun bir de Mega versiyonu var. Mega versiyonuna da diğer örnekleri güncelleyip koyacağım. Yine bu kütüphane ile ilgili istediğiniz şeyler varsa bana lütfen yorum olarak yazın. Yani şöyle bir örnek de istiyoruz, bunu da kütüphaneye ekleyelim diye. Örnek veriyorum, GPS takip sistemleri gibi şeyler ya da MQTT
nesnelerin interneti tabanlı şeyler gibi şeyler mutlaka bana bildirin. Bunları bildirdiğiniz zaman ben bu kütüphaneyi sık sık geliştirmeyi düşünüyorum. İlk önce SMS LED örneğiyle başlayalım. İlk Türkçe GSM kütüphanesi olduğunu hatırlatalım bunun. Burada bir tane GSM tanımlıyoruz. Birkaç değişken var. Gönderilecek telefon numarası. Yani bu bizim shield'ımız hangi numaraya mesaj gönderecek, cevapları nereye verecek, onun numarası. Lütfen bu numarayı değiştirmeyi unutmayın. Daha önce çektiğim videolardan dolayı bana sık sık gece 2'de 3'te bana sistem açıldı diye mesajlar geliyor. Lütfen bunu değiştirmeyi unutmayın. Burada bir takım şeyler var. GSM-R başla, GSM-R tüm SMS sil, GSM-R SMS gönder. Gördüğünüz gibi kullanımı çok basit. Buraya numarayı yazdığımız zaman da aynı şey oluyor. Örnek veriyorum. Şunu şu şekilde yazarsam da bu sistem çalışır. Bu numaraya sistem açıldı numara mesajı gönderir. Bu arada bu numara Arduino Haber proje danışma hattıdır. Buraya da WhatsApp'tan sorularınızı her zamanki gibi sorabiliyorsunuz. Ben tabi bunu bir sabite aktardığım için burada bu numarayı değiştirdiğim zaman bütün numaralar değişecek. O yüzden buralara tek tek yazmak çok da anlamlı değil. İlk başta SMS'i okuyoruz. Burada bir takım karşılaştırmalar yapıyor. Yani gelen şeyin SMS olup olmadığını anlıyor sistem. SMS numarası dediğimiz şey gönderen, yani ben cep telefonumdan Shield'a SMS attıysam onun numarası bu. Hangi numaradan geldiğini gösteriyor. Bunu da serial monitörde görebiliyoruz. Şu numaradan SMS geldi gibi görebiliyoruz. Daha sonra burada if else yapısıyla basit bir karşılaştırma var. Bu işi çok kolaylaştırıyor. Yani kütüphaneyi kendim yaptım diye demiyorum ama gerçekten LED aç diye bir SMS geldiyse, ki büyük küçük harf duyarlılığı da yoktur, küçük harfle de yazabiliriz ya da bir kısmını büyük bir kısmını küçük. Bu karakterleri, bu 5 karakteri yazdıktan sonra buradaki kısma giriyor yazılım ve buraya hangi kodları yazarsak onlar çalışıyor. Örnek veriyorum, ekrana LED açıldı yazacak, LED pinini high yapacak, yani LED'i yakacak. Daha sonra GSM-R SMS gönder komutuyla bizim biraz önce yukarıda yazdığımız numaraya, ki benim WhatsApp danışma hattımın numarasıdır, LED açıldı SMS'ini bize cevap olarak gönderecek. LED kapat aynı şekilde. Bunların dışında herhangi bir şey gelirse de tanımsız SMS diye ekranda yazacak. Daha sonra da gelen tüm SMS'leri silecek ki mesaj hafızamız dolarsa, ki 25 taneydi yanlış hatırlamıyorsam sim kartların SMS hafızası, dolarsa bir sıkıntı yaşamayalım diye silecek. Döngümüz bu kadar. Şimdi bunu yapalım. Basit bir örnek. Bu kartı kullanacaklar. İlk önce bu örnekle başlarlarsa en azından bir sıkıntı var mı yok mu onu anlarlar. SMS paketiniz bitmiş olabilir. Ya da anteni takmayı unutmuşsunuzdur. GSM Shield çekmiyordur. En azından buradan sistemin çalışıp çalışmadığıyla ilgili en basit yazılım bu. Bunu mutlaka test etmenizi öneririm. Şimdi biz de bunu test edelim. Shield'ı takmak çok kolay. Direkt üstüne oturtuyoruz. Anteni takmayı unutmuyoruz. Takmazsak Shield çekmez. Anteni bu şekilde de kullanabiliriz. Biraz önce bahsettiğim gibi şurasını açıp buraya yapıştırarak da kullanabiliriz. Arada hiçbir fark yok. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ya da bir kutuya koyduysanız dışarı da yapıştırabilirsiniz. Bu jumperların burada olduğundan emin oluyoruz. Arduino'yu harici beslemeyeceğimiz için bunun da Arduino tarafında olduğundan emin oluyoruz. SIM kartımızı da takıyoruz. iPhone'da kullandığım nano SIM kart olduğu için bu SIM kartım. Bunu mikro SIM karta dönüştüren şöyle küçük bir adaptörün içine taktım. Bu tip adaptör gibi şeyler de yine bu satan kişi de mevcut. İhtiyacınız varsa çok düzgün miktarlara gönderiyor. Ona söylerseniz gönderir yine. Şuradaki resme bakarak, yani SIM kartın bu eğik kısmı o tarafa gelecek şekilde takıyoruz. Bunun üstünde de var aynı resim. Bunu itekledikten sonra normalde çıt çıt diye giriyor ama benim bu SIM kart adaptörü biraz kalın geldi herhalde. Direkt oturdu, sonuna kadar soktum. Bir tane de LED takalım. LED'i de her zamanki gibi bağlıyoruz. Kısa bacak toprağa, uzun bacak 13 numaralı pine. Daha sonra USB kablomuzu takacağız. Şimdi burada bilgisayardan yükleme tuşuna basıyorum. Yazılım yükleniyor. Yazılım yüklendikten sonra şunu görmemiz lazım. Burada sistem çalışıyor görmemiz lazım. Bu arada telefonumuza da mesaj geldi. Sistem açıldı diye mesaj geldi. Bir tane daha geldi çünkü serial monitöre basınca tekrar çalıştı yazılım. Şimdi şunu yapalım.
Bu ikisini yan yana alalım. Gönderdiğimiz mesajdan hediye kalalım. Sistem açıldı mesajları biraz önce gelen. Şimdi LED aç diyelim. Büyük küçük harf duyarlılığı yoktu. L büyük diğerli küçük yazdım, önemli değil. LED açıldı ve telefon numaram geldi. Seri monitörde gözüküyor şu an. LED de yandı. Tekrar cevap bekliyorum şu an. LED açıldı mesajı da geldi. Yaklaşalım. Evet. LED aç, LED açıldı. LED'imiz yanıyor. Seri monitördeki duruma bakalım. Sistem çalışıyor yazıyor. Altında bir numara yazıyor. O başka bir konuyla alakalı bir numara. Önemli değil. Altında gönderinin, yani benim telefonumun numarası yazıyor. Onun altında da LED açıldı yazıyor. Bu da seri monitördeki, dediğim gibi, o bizim hatayı bulmamızı yarayan özelliklerden birisi. Şimdi SMS'te LED kapat yazacağım. Gönder tuşuna şu an bastım. Şöyle yapalım. LED'i de görelim. LED kapalı diye mesaj geldi. Ekranda yazdı. LED de o an kapandı. Yine telefon numarası da gözüktü burada. Biz bununla çok basit bir şekilde numara filtreme sistemi de yapabiliriz. Bu kütüphanenin bize sağladığı avantajlardan birisi de bu. Yani sadece bu numaradan gelen SMS ile LED'i açıp kapatabiliriz. Yetki verebiliriz ya da bazı numaralar bazı görevleri yaparken bazı numaralar bazı görevleri kontrol edebilir. Şimdi sistemin çalıştığından emin olduğumuza göre ikinci örneğe geçelim. SMS atıp sıcaklık soralım. Hava sıcaklığını öğrenelim.